için katıldığın için diyelim ve Forex dünyasını kapatmadan önce her zaman olduğu gibi ALB Forex'e gideceğiz. ALB Forex analisti Ceren Yaşar karşımızda. Ceren hoş geldin diyelim ve Jackson Hole, Ceren biz de biraz da onu konuşuyorduk. Şimdi aslında Fed başkanlarının açıklamaları Jackson Hole'a kadar oldukça şahin bir tabloyu gösteriyordu bize. Yalın da bu tabloyu sence taçlandıracak mı ve piyasa fiyatlaması nasıl olur? Merhaba Güzem. Sizin de dediğiniz gibi bugün piyasalarda gözler Fed Başkanı Yellen'ın Jackson Hole'de Türkiye saatiyle 5'te yapacağı konuşmada olacak. Baktığımızda dün Fed başkanlarından şahin tonda açıklamaların geldiğini gördük ama biraz da bugün asıl belirleyici olan Yellen'ın konuşmasında olacak. Normalleşme sürecine ilişkin yapacağı açıklamalar piyasada volatiliteyi arttırabilir. Hem de dün de dediğimiz gibi Fed başkanlarının şahin tonda konuşmasını destekler nitelikli bir konuşma yapması küresel bazda dolarda güç kazanımları yaratabilecektir. Biraz da bugünkü konuşma ABD ve Avrupa tarafındaki veri akışının önüne geçmiş durumda diyebiliriz. Her ne kadar biraz da bu konuşmaların konuşmanın önemi, verilerin önüne geçmiş olsa da bugün Michigan tüketici güveni ve kişisel harcamalar verisi izlenecek. Ayrıca 2016 yılı ikinci çeyreğe ait büyüme verisini izliyor olacağız. Bu ikinci revizyon. İkinci revizyonun ilk revizyonun altında gelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Avrupa tarafına baktığımızda Almanya'dan GFK tüketici güvenini izledik. Beklentilerin üzerinde gelmesi biraz da Euro'da toparlanmaya sebep olduğunu söyleyebiliyoruz. Şöyle bugün teknik bazda baktığımızda 1.13 direnci öne çıkıyor. 1.13 yukarısına çıkmamız durumunda Euro dolarda 1.1360 seviyesini izlerken geri çekilmelerde 1.1240 aşağısında 1.1140'lara kadar geri çekilmenin gelebileceğini söyleyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ALB Forex analisti Ceren Yaşar'ın da görüşlerini aldıktan sonra Forex dünyasını bu haftalık da kapatıyoruz efendim. Umarım ki ekranlarınızda kalın çünkü birazdan Yeni Uzun Yol Focus programı ile karşınızda.